İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenileri Forumu. Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı, Batı Ermenistan'ın işgali konusunun İnsan Hakları Konseyi'nin daimi görüşmelerinin gündemine alınmasını talep ediyor. Batı Ermenistan'ın evlatları Tatul Azaryan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Berzor yolu derhal açılmalıdır. 3 gün, 3 şehir, 3 festival. Lori, Gelarkonik ve Sünik bölgelerinde müzik festivali başlıyor. Martuni topluluğundan Hankavan'daki Hasmik adlı çocuk kampına gidenlerden 4'ü Arsak'ın yerine verilmiş ailelerin çocuklarıdır. Bayan Başkan, 1894'ten 1923'e kadar birbirini izleyen Türk hükümetleri tarafından işgal altındaki Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik soykırımdan Armenosit'ten sonra 1922'den beri soykırımdan Armenosit'ten sağ kurtulan yerli Ermeni mültecilere hareket için bir kimlik belgesi olan Nansen pasaportu ve daha önce olmayan seyahat belgesi verildi. Bu Nansen pasaportu, Milletler Cemiyeti tarafından 1922'de kabul edilen en eski pasaportlardan biridir ve bu aynı zamanda Batı Ermenistan'ın yerli Ermenilerin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen yerli halkların hakları bildirgesinin 6. maddesine uygun olarak 1917-1920'de devletler tarafından tanınan bağımsızlıklarına kadar kendi kaderini tayin etme haklarının doğrudan ve pratik kullanımında Nansen pasaportunun sürekliliğini düşünmelerinin nedenidir. Ancak 100 yıllık mücadele ve tahammülün ardından işgal altındaki Batı Ermenistan'ın soykırımdan Armenosit'ten sağ kurtulan Ermenileri haklarının gerçekleştirilmesi için mekanizmalar bulmaya istekli olduklarını gösteriyor. Yerli ulusların ve halkların hala devletler için bağlayıcı olmayan yerli halkların haklarına dair bildirgeyi biz bugünlerde kutluyoruz. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in yerli hükümetler ve halklarıyla işbirliği içinde yerli halkların haklarına ilişkin uzmanlık mekanizmasına ve Birleşmiş Milletler'e yapılan diğer birçok şikayet ve tanıklıktan sonra üye devletler için bağlayıcı hale gelecek olan yerli bölgelerin işgalden çıkarılması ve kendi kaderini tayin etme hakkı hakkında yasal bir belgeyi kabul etmesini öneriyorum. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler yerli halkların hakları bildirgesini somut bir uluslararası yasal belgeye dönüştürmenin zamanı geldi. Teşekkürler Sayın Başkan. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Yerli Halkların Hakları Uzmanlık Mekanizmasının 16. Oturumu. Bayan Başkan, 1920'de tanınan ve devamı Batı Ermenistan Devleti olan Ermenistan Devleti, 1. Dünya Paylaşım Savaşı'ndan sonra diğer devletler tarafından tanınan ilk yerli devletlerden biridir. Milletler Cemiyeti 1. Meclisi'nde Ermeni sorunu gündeme geldi ve meclis 1920'deki 9. Genel Kurul toplantısında Milletler Cemiyeti ile Konsey arasında işbirliği halinde bir karar aldı. Ermenistan'ı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'u desteklemeye hazır olduklarını açıklayan hükümetleri burada selamlamak istiyorum. 1917'de bağımsızlığından önce Batı Ermenistan'ın kendi kaderini tayin hakkını ilk ilan eden Rusya'nın olduğunu ve ardından müttefik kuvvetlerin daha sonra Stalin'in planıyla feshedilen bağımsız Ermenistan'ın kurulmasına katkıda bulunduğunu hatırlatmak isterim. Ermeni halkının çektiği acılar ve tarihi esas alınarak Ermenistan Devleti, Müttefik Kuvvetler Yüksek Konseyi tarafından 19 Ocak 1920'de bağımsızlık tarihi, fiilen 11 Mayıs 1920'de de jure olarak tanındı. 22 Kasım 1920'de Wilson tarafından imzalanan tahkim kararı daha sonra Ermenistan'ın batı sınırlarını belirledi. 1920 yılında bu statü ile Ermenistan heyeti Sevr Antlaşması'nı imzalamış ve sürekli bir devlet olan Batı Ermenistan söz konusu antlaşmayı 24 Haziran 2016 yılında onaylamıştır. Ermenilere yönelik soykırımı Armenosidi takip eden hukuki temsil eksikliği ve suçun üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra ulusal restorasyon mekanizmalarımız çalışıyor.
Öz yönetimimiz, özellikle yerli halkların Dışişleri Bakanı olarak görev alma onuruna sahip olduğum hükümetimizin oluşumuna yol açtı. Bir devletin üç temel unsurunun nüfus, toprak ve hükümet olduğu göz önüne alınarak 1894'te başlayan Türk-Osmanlı soykırım, Arminosit programlarının devam etmesi ve topraklarımızın yasa dışı işgalinin bugün 30'dan fazla Birleşmiş Milletler üyesi devleti tarafından tanınan yerli Batı Ermenistan devletimizin varlığını engellemekten başka bir amacı yoktur. Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak Batı Ermenistan'ın işgali konusunun İnsan Hakları Konseyi'nin daimi tartışmalarının gündemine alınmasını öneriyoruz. Teşekkür ederim. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı Tatul Gazaryan, bir komutanın askerin arkasında kalma hakkı yoktur demişti. Milli kahraman 1978 yılında İcevan bölgesinde doğdu. Sefkar Köyü Okulu'ndan mezun olduktan sonra Monte Melkonyan Askeri Koleji'ne kabul edildi ve ardından eğitimine Vazgen Sarkisyan adını taşıyan askeri üniversitede devam etti. 2010-2012 yıllarında Rusya Federasyonu Moskova Askeri Akademisi'nde okudu. Sonraki yıllarda Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli askeri birliklerinde görev yaptı. 2018'den itibaren İçevan Askeri Birliği'nin komutanıdır. Birçok devlet ödülüne layık görüldü. Tatul Gazaryan, 44 günlük savaşta 19 Ekim 2020'de yaralı askerlerini savaş alanından çıkarken kahramanca şehit düştü. 27 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, anayasanın 136. maddesine ve ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Ödülleri ve Onursal Ünvanlarına dair kanunun 5.3. maddesinin 1. ve 9. bölümlerine göre vatan savunması ve güvenliğinde verilen istisnai hizmetler muharebe operasyonları sırasında özverilik ve cesaret için Tatul Gazaryan ölümünden sonra Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı unvanı verildi ve ana vatan nişanı ile onurlandırıldı. Küçük Asya'da Pergamon Devleti'nin kralı M.Ö. 2. yüzyılda yaşamış olan 2. Eumenes tutkulu bir edebiyat aşığıydı. Eyaletinin başkenti Pergamon'a da şimdiki Bergama büyük bir kütüphane inşa etmeye karar verdi. O zamanlar ana yazı malzemesi Mısır papirüsleriydi. Bu yüzden 2. Eumenes bir grup insanı papirüs satın almaları için Yunanistan'a gönderdi. Ancak Yunanlılar onlara papirüs satmayı reddettiler. İyilik olmadan kötülük olmaz hikmeti bu durumda kusursuz işledi. Bergama'nın ustaları dana ve kuzu derilerini özel olarak işleyerek insanlığa yeni bir yazı malzemesi hediye ettiler. Bergama'dan adını alarak parşömen olarak adlandırıldı. Ermeniler bu kelimeyi kabul etmemiş ve bunun yerine magahat kelimesini tedavüle sokmuşlardır. Ermeni bilim insanı Hıraççı Acaryan'a göre magahat kelimesi Sami kökenlidir ve yuvarlanmak, sarılmak kökünden gelir. Artsakh'taki kızlara magahat adının verilmesi ilginçtir. Sayat Nova, Ermenice oyunlarında magahat kelimesini iki kez kullanmıştır. Bir durumda hassas bir cilt olarak, diğerinde bir parşömen el yazması üzerine çizilmiş bir resim olarak Muşo Carındır adlı Ermenice el yazması en büyük parşömen kitabıdır. Bu eser Baberdin muhtarı Asfazadur'un emriyle 1200-1220 yılları arasında Yerzinka'daki Avak Manastırı'nda yazılmış ve geliştirilmiştir. Yazarı Bartan Garnetsi, ressamı Stepanos'tur. Şimdi Yerevan'daki Maştots'un adını taşıyan eski el yazmaları Madena Taran'da bulunan Muşo Carındır'ın 601 sayfası var. Her biri bir buzağı veya öküz derisinden yapılmıştır. İki kısmı ayrılmış, cildi yok, ağırlığı 28 kilogramdır. El yazması, yılın bayramlarına göre düzenlenen konuşmalar, davranışlar, tanıklıklar, tarihsel alıntılardan oluşan bir koleksiyondur. Bunun için bayramlık olarak da adlandırılır. Muşo Carındır'ın başlangıçta 660 sayfası vardı. Bunlardan 601'i Yerevan'da, 17'si Venedik'te muhafaza ediliyor. El yazması 1202 yılında Baberdin yabancı bir yargıcı tarafından çalınmış ve 2 yıl
Hılat, Ahlat'ta saklandıktan sonra 1204 yılında 4000 gümüş para karşılığında Muşo Arakelos Manastırı'na satılmıştır. Fidye, mahalle sakinleri ve manastırın cemaati tarafından toplandı. 1915 yılına kadar el yazması Muşo Arakelos Manastır'da bulunuyordu. Büyük soykırım Armenosi sırasında iki Ermeni kadın el yazmasını ağırlığından dolayı ikiye bölerek Doğu Ermenistan'a taşımışlar. Daha sonra iki parça farklı yollardan Tiflis Ermeni Etnografya Derneği'ne ulaştı ve buradan Yerevan'a getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Radar Armenia'nın sorusuna yanıt olarak Azerbaycan'ın Berzor yolunu ticari, insani ve özel araçlara kapalı tutmaya devam etmesinden Amerika Birleşik Devletleri'nin derin kaygı duymaya devam ettiğini belirterek, ticari, insani ve özel araçların Berzor yolu üzerinden hareketinin bir an önce eski haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Miller, insani amaçlarla hareketin askıya alınmasının insani durumu kötüleştirdiğini ve barış sürecine güven inşa etme çabalarını baltaladığını kaydetti. Ayrıca şunları ifade etti. Berzor yolu boyunca ticari, insani ve özel araçların hareketi derhal eski haline getirilmelidir. Biz bölgede barışın, Artsakh halkının haklarının ve güvenliğinin sağlanmasını içermesi gerektiği görüşünü sürekli olarak destekliyoruz. Bu hedefi ileten diyaloğu memnuniyetle karşılıyoruz. Batı Ermenistan hükümeti herhangi bir devlet ve uluslararası örgütün arabuluculuğunu ve Artsakh yerlilerinin hakları ve can güvenliği konularını yansıtan devlet düzeyinde yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılar. Hükümetimizin gündemi yerli toprakları ve yerli halkları ilgilendiren en önemli konuları içermektedir. 16-19 Temmuz 2023 tarihlerinde Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Yerli Halkların Hakları Uzmanlık Mekanizması'nın 16. oturumunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin siyasi organı olan Ulusal Konsey Başkanı, aynı zamanda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Konsey Üyesi ve Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan ve diğerleri konuşmalarında yerli halkların ve devletlerin haklarından bahsetti. Ayrıca Artsakh ve yerli halkının toprak haklarına özellikle değinildi. 1. Kanal tarafından sunulan ve Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Festivar adlı müzik festivaline Vanadzor, Gavar ve Sisyan şehirleri ev sahipliği yapacak. Katılımcılar yerel ürünleri tatma, şehirlerin saklı ve ünlü köşelerini ziyaret etme ve konser programından keyif alma fırsatı bulacaklar. Orkestranın sanat yönetmeni ve baş şefi Sergey Simpatyan, festivalde dolu dolu geçen konser sezonumuzu bir açık hava konseriyle noktalıyoruz, diyor. Ona göre festivalin programı gerçekten ilginç ve yaratıcı. Sona Rubenyan ve Iveta Mıkıçyan, Senfonik Estrada, Roland Gasparyan'dan Senfonik Renkarnasyon ve Renkarnasyon Orkestrası sahne alacaklar. TV şirketinin genel müdürüne göre festivalin etkisi çok önemli çünkü insanlar o günlerde Vanadzor, Gavar ve Sisyan'ı ziyaret edecek ve bu şehirlerde turizmin gelişmesine katkıda bulunabilirler. Ermenistan adlı tuvalden bahsederken Sarya'nın tuvalinin onları cezbettiğini belirtiyor. Çünkü Ermenistan'ın tüm manzaraların tuvalde temsil ediliyor. Dağlar, nehirler, ormanlar. Movsisyan, Sarya'nın resimlerinde kullandığı parlak renkler çok çekici. Festivalimiz aynı zamanda parlak renkler ve neşe ile ilgili, diye sözlerini sonlandırıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gearkunik bölgesindeki Martunik köyünden 38 çocuk 20 günlük ücretsiz yaz tatili için Kodayk bölgesinin Hrazdan toplumunun Megrazor köyündeki Hasmik adlı çocuk kampına gitti. Martuni Belediyesi personelinin Armen Press'e verdiği bilgiye göre Artsakh'tan yerinden edilmiş ve Martuni topluluğunda yaşayan ailelerin 4 çocuğu da Martuni'deki kamu eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden kampçı grubuna dahil edildi. Martuni Belediyesi'nden şunu aktardılar. Eğlence kampına 1-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında Martuni topluluğundan 37 çocuk dahil ilk grup gitti. Daha sonra onlara 6 çocuk katıldı.
kamp tatilinin ikinci aşaması 20 Temmuz'da başlar ve 10 Ağustos'ta sona erer. Tatile giden çocuklar yalnızca belirlenen prosedüre göre seçildi. Tatil yapan çocukların güvenli nakliyesini Georgikon Valiliği temsilcilerinin katılımıyla Ermenistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Devriye Servisi çalışanları sağladı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aşo Gevork Grigoryan'ın Gandasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garagin Nijde adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.